Dertli ol, adam deliyor. Ooo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun efendim. At oğlum herhalde kapıyı. At kapıyı. At oğlum kapıyı. Döndürüyorlar. Tane kapıyı. At. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Efendim. Buyurun. Buyurun. Hemen buradan. Hemen buradan efendim. Hemen buradan. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. 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 Delin patron bekliyor dedi. Buyur patron bak geldi. Hoş geldiniz. Şöyle alayım ben sizi buyurun. Tabii. Geç. Hadi. Kay. Ama patron. Bizi yalnız mı? Çekme ben nasıl patron? Ben kalır patron. Ama kalmam lazım patron. Lan. Ama patron. Bir kalayım. Buyurun oturun tekrardan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da ne oluyor ya? Bak eğer geç kaldığım içinse tarif vermeden telefonu kapattın. 2 saat adres aradım. Havalar iyiden iyiye soğudu. Karkış olmadan köye dönsem iyi olacak. Aman abla ne acelen var? Hele şu içindeki sıkıntı bir çıksın da dönersin. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Kuzum, iyisin ya. Ben iyiyim de okul hiç iyi değil anne. Kız Kerim var, az sabret. Daha ne olduğunu anlatmadı bile çocuk. Olsun abla. Ne düşüreceksen burada düşüreyim de salonu batırmayayım dedim. Deli bile. Abicim bak. Eğer beni Gülizar mevzu için çağırdıysan... ...o işte benim hiçbir günahım yok. Hepsi bizim hanımın başının altından çıktı. Gülizar hadisesi biteli çok oldu. Ben istemeyeni ben hiç istemem. O zamanlar öyle demiyordun ama. Bak koçum açık konuşayım. Seni tanımam itmem. Tanıman itmen de ben niye çağırdım dersen. Memleketin 1 numaralı adamı seninle iş yapıyorsa ben de yaparım. 1 numaralı adamı derken? Kim olacak? Tepeci Fikri abi. Bak mevzu şu. Kitabına uydurdum. Bir tane bina aldım. Şimdi benimle ne alakası var dersen bizim meslek malum. Benim gibiler zorundan alır, satıştan neyin anlamaz. Uzun lafın kısası biz tadilat yapacak, binayı iş merkezi haline getirecek, sen de büro satacak. Binayı ortak olacak. Yaptın aklını. Nereye imza alıyorum? Hiç vakit kaybetmiyorum bakıyorum ya. Fikri abinin niye senden iş yaptığını şimdi anlıyorum. Ya aslında biz onunla pek... Anlatmam beklemiyor. Malum bizim piyasa sırlar mezara kadar gider. Biz de bizim baldızın içinde bir sıkıntı var diye endişelenmiştik. Boşunaymış meğer ortak. Ah bu da avansın. Akşama güzel bir yemek yiyek de buzlar erisin. Ya ne lüzumu vardı? Allah. Allah. Aklıma gelmişken şeyi soracaktım. Kanunsuz bir iş yapmıyoruz değil mi? Çünkü ben zevceme, yeğenime, hatta kayınbabacığıma bile haram mal yedirmem. Bunu sormak için. Geç kalmadın mı? Abicim böyle imalı konuşma. Bak kanuna aykırı bir hal varsa şimdiden söyle. Cevahir çok geç. İmzayı attın. Artık ortak. Eğer beni satarsan yarı paylaşırız. Hem de tam ortasından. Tam ortasından derken? Tam ortasından. Bana müsaade o vakit. Madem akşam yemeğe geliyorsun 3-5 öteberi alayım ben. Ortak. Tamam. Güle güle. Bilek. Olmaz öyle şey. Bir eğitim yuvası iş merkezi yapılsın diye satılamaz.
Üstelik ortada bir yeni okul binası yok. Hı hı. Bakan izin verse ben vermem. Ben de vermem. Madem öyle benden izin isterlerse size gönderirim artık. Ya ama nasıl engel olacaksınız ki? Hele cümleten o adamlar kanuna nizama aykırı bir iş yapsın. Hı. İflanı keserim, iflanı. Ben saçını başını yolarım. Öyle kolay mı? Ne oluyor ya? Kimi kesip yoluyorsunuz? Sormayın işte, sorma. Hani Zühtü abi vardı ya, Gülizar ablayla evlenecekti. Hı. İşte o bizim okulu satın almış. Ve iş merkezi yapacakmış. Yapamaz efendim. Bir yapsın, o iş merkezini başına yıkarız. Hem de ne kadar adamı suç ortağı varsa hepsiyle beraber baba. Sivahi, çok git. İmzayı attın. Artık ortağı. Eğer beni satarsan, yani paylaşırız. Hem de tam ortasında. Aa, Cevahi. Ne var kuzum? Aa, o poşetler de ne? Aa, ev falan mı sattın Cevahi? Poşetlerken? Bu poşetler mi? Evet, bu poşetler bakayım. Aa, oh, kasabada uğramışsın da ayıttı. Yoksa akşam misafir mi var? Misafir? Misafir? Misafir?